Sevgili izleyicilerimiz, bir haftanın daha bir programın daha başındayız. Sizlerle birlikte neredeyiz? Çanakkale ile Biga ilçesi Karahamzalar köyündeyiz. Karahamzalar köyünde ne var ne yok? Biraz sonra programın içinde göreceksiniz. Güzel bir tanıtım sizleri bekliyor. Bizlerden ayrılmayın. Programımız başladı. Muhtarım, sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii. Ve köyünüzle ilgili bilgiler verebilir misiniz? Karahamzalar Köyü muhtarı Emin Kaya. Aynı zamanda süt kooperatifi başkanlığını da yürütmekteyim. Köyümüz Manav ve Macur'dan oluşmaktadır. Yaklaşık 300 yıllık tarihi vardır. Köyümüzde hayvancılık ve çiftçilikle geçim sağlanmaktadır. Genelde çiftçilik üzerine kuru olarak buğday, arpa, günebakan, çeltik, domates, biber, yani mısır, her türlü şey sulamamız da olduğu için, yani su barajımız da olduğu için, sulama da olduğu için her ürün yetişmektedir. Topraklarımız geniştir. Daha hayvancılıkla koyun, keçi ve inek olarak üretim yapılmaktadır. Günlük yaklaşık 4 tonun üzerinde sütümüz vardır. Bunun dışında geçim kaynağı köyümüzün nüfusu yaklaşık 270-75 civarında köy nüfusumuz vardır. Peki muhtar olarak ne gibi çalışmaları yaptınız bugüne kadar? Muhtar olalı, devralalı. İlk önce köy kahvemizin temizliği, bakımı ve kalorifer sistemi yaptırdık. Şu anda kapalı olsa da ondan sonra köyümüze suyumuz yetmiyordu. Suyla içme kullanma suyuyla ilgili büyük sıkıntımız vardı. Bizim çabamızla diyelim, hayırsever vatandaşlarımızla dışarıdan toplanan yardımlarla bir derin kuyu vurdurduk. Bunu vurdurduktan sonra şu anda su sıkıntımız giderilmiş durumda. Herhangi bir su sıkıntısı kalmadı. Suyumuz şu anda yeterli. Bunun dışında işte çevre düzenlemesi, yeniden kaymakamlığımızın verdiği paket taş, yani taşlama kaldırım yeni bitirdik daha dün. Onu yaptık. İşte genelde bu çevremizi elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince şu anda mezarlık avullarını yapmaktayız. Köyümüzün kabristanlığının mezarlık avulları eskimişti, yıkılmıştı. Onu tamiratını, bakımını, yenilemesini yapmaktayız. Bunun dışında işte köyümüzün şahıs olarak, yani şahısların da olan sıkıntılarını gidermek için gece gündüz durmadan çalışmalarımız devam etmektedir. Peki muhtarım, köyünüzün adı niye Karahamzalar? Valla biz de tam olarak bilmemek şartıyla büyüklerimizden duyduğumuz, öğrendiğimiz, yani bir Kara Hamza adında biri kurduğu söyleniyor. Kara Hamza, Kara Hamza diyormuş. Onun kurucusu olarak onu biliyoruz. Biz de büyüklerimizden böyle duyduk. Genelde köylerde geleneksel, yöresel düğünler oluyor. Sizin köyünüzde neler var? Her köyde olduğu gibi bizim köyümüzün de düğünleri genelde bu köy meydanımızda veyahut kendi yerleri uygunsa, avlu işleri genişse kendi mekanlarında da, avlu, yani köy evlerinde de düğün yapabiliyorlar. Düğünlerimiz genellikle bu köy meydanımızda olmak şartıyla. Tabii şu anda köy hayırlarımız da zaman zaman oldu. Bundan sonra inşallah olacak diyelim. Bunun üzerinde cemiyetler oluyor. Yani köyümüzün özel, yani çok büyük bir geleneği yok belki ama yani her köyün olduğu kadar bizde de İderlezi'dir, böyle toplanmadır, mevlitleridir, işte acılı ve iyi günleri mutlaka olmakta. Muhtarım, asker geçirmesi nasıl oluyor? Şu anda eskiden asker düğünü gibi yapıyorduk. Şu anda genelde askerlikler ne zaman gittiği, ne olduğu veya nüfusun çok azaldığından dolayı tek tek gittiği için sadece eğlence tarzında değil de mevlitli, yani uğurlamalı, dualı uğurlamalı o şekilde yapılıyor. Bizde çiftçilik dışında, yani yaptığımız ekim dışında meyvacılık olayı da ceviz yetiştiriciliği, badem, ceviz gibi bir ceviz yetiştiriciliğimiz de var. Onun dışında bu Trabzon hurması dediğimiz bir arkadaşımız, bir iki arkadaşımız o işi de yapıyor.
kurutmasını da yapıyor. Daha sonra inşallah gidip göreceğiz, hep beraber inceleyeceğiz. Bu da yeni veya çilek yetiştiriciliği gibi ufak bazı şeyler köyüm, hani bunun türünde şeyler oluyor. Burada köyde bayanlar kış hazırlıkları yapıyor mu? Her köylerde olduğu gibi bizim köyümüzde de salçadır, kışlık diyelim ki petmez kaynatmadır, turşu yapımıdır, kendi imkanlarına peynir yapımıdır, hamur yapımıdır, kesmedir, erişte dediğimiz makarnadır. Bu tip şeyler bizim hanımlarımız da tabii mutlaka yapıyor. Kış uzun olduğu için mecburen bunları da yiyecek olarak, yani ev hanesine katkı olarak yapmak zorundayız. Biz de kendimiz yapıyoruz mutlaka. İş ayları geldiği için ısınmayı nasıl yapıyorsunuz siz? Köyümüzün ısınma derdi genelde odun ve kömürle. Kimi evlerimizde, bayağı 20-25 tane evimizde kalorifer sistemi kurulu, ama bu da kömür üzerine. Onun dışında sobalı evlerimizde odun ve kömür olmak üzere barınak, hani ısınmayı o şekilde sağlıyoruz. Odun matta verilmiyor. Herkes parayla, yani parasıyla bir şekilde odun veya kömür olarak temin ediyoruz. Bunun biz de çok istiyoruz, orman dairesinden bazı orman köylerine veriyor. Biz Ova köyü kaldığımız için biz bundan yararlanamıyoruz. Bu tarafta biraz mustarızız, ne diyelim. Köyünüzde içme suyu nereden geliyor, bahsedebilir misiniz biraz? Köyümüzün terkoz dediğimiz her hanelere, evlerimizde suyumuz var. Bu yer altından derin kuyulardan, vurulmuş derin kuyulardan sağlanıyor. Köyümüzde çeşme ve kuyu olarak bayağı diyelim ki çeşmemiz, kuyumuz var. Bunları da kullanmak için, hayvanlar ve insanlar için kullanılıyor. Ayrıca bir arıtmamız var köyümüzde. İçme suyunu olarak, içme yemekler için bu arıtmadan kullanıyoruz. Yani arıtma suyundan kullanılıyor. Öbürküler normalde çamaşır, bulaşık, diyelim herhangi bir hayvan içeceği gibi. Temizlik açısından da terkoz suyunu her evimizde mutlaka, yani suyumuz var. Onda bir sıkıntımız yok şu anda. Peki köyünüzden ilçeye ulaşım nasıl sağlanıyor? Köyümüzden ilçeye bir köy turdaya minibüslerimiz var. Bununla sağlanabiliyor. Kendi aracı olan arkadaşlarımız da bazen kendi özel araçlarına gidip geliyor. Öğrencilerimiz de taşımalı sistemde okudu. Balıklı Çeşme'de taşımalı sistemde okuyor. Öğrenciler, yani belirli köylerden öğrenci az olduğu için merkezde toplanan Balıklı Çeşme'de taşıma usulüyle okuma yapıyor, gidip geliyor. Bu şekilde ulaşımı sağlıyoruz. Peki buradan tanınan sanatçı çıktı mı sizin köyünüzden? Evet, şöyle bir şey diyelim. Meşhur Çemberimde Gül Oya'yı bilmeyeniniz yoktur. Çemberimdeki Gül Oya'yı yazan, besteleyen rahmetli abimiz, Kamil Nizam abimiz diyelim, Kamil Nizam büyüğümüz, bunun bestelediğini biliyoruz. Daha önce de bunun filmi dahi yapılmıştı, Çemberimde Gül Oya diye, Biga'da çekilmişti. Bu abimizi saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Şimdi yanımızda muhtar yardımcısı Ağza abimiz var. Bakalım bize ne diyecek? Şimdi biz muhtarımızın da dediği gibi eski o Kamil Nizam abimizin türküleriyle büyüdük yani. Çemberimde Gül Oya, gülmedim doya doya diyerek. Al dedi, kıyamam seni. İşte bunun devamı da var ama bilemiyorum şu anda. Heyecanlanıyorum. Onlarla yetiştik, büyüdük yani. Peki Recep amca, bu yaşa geldiniz. Güzel bir hatıranız var mı? Ne yaptınız? Şimdi ben 13 yaşında İstanbul'a gittim. İstanbul'da uzun süre tezlikte çalıştım. Daha sonra askerden geldikten sonra Vakko diye kuruluşa girdim. Konfesyonla ilgili. Orada uzun yıllar zevkle çalıştım. Ve büyüklerimize Nazlıcan oğlu Mehmet Ali Ilıca adayı, bu arada Ülker sahibine elbiseler diktik ve diktirdik beraber. Ölçülerini, provalarını ben yaptım. Vakko'nun uzun süre stilistini yaptım. İşimi çok seviyordum fakat büyüklerimiz için ayrıldık, geldik köye onların bakımı için. Çocuklarınıza bir selam söyle. Evet, biz şu anda hanımla Karahamzalar köyünde ikametgah ediyoruz. İstanbul'da iki tane evladım ve beş tane torunum var.
Onlara çok selamlar milletin. Şu anda hayvanlara bakan bir ablamlayız. Hayvancılıktan bahseder misiniz? Biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Karamzalardan Sarıca Mutiş. 23 yıldan beri hayvan bakıyorum. Bakımlarını siz mi yapıyorsunuz? Evet. Nasıl yani bakımları siz yapıyorsunuz derken nasıl yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sağmayı, yemlemesi, her şey bana ait. Eşim bir karma yapıyor. O ben iç işleri, eşim bilir dış işleri. Evet. Hani yem saman ona ait. Ben bakımcı. Evet, 17 yaşında evlendim. 40 yaşındayım. Maşallah. Bu Bibem'in çok güzel bir türküsü varmış, biliyor musun? Çemberimde gül ayı mı? Evet. Bilmiyorum. Söyledin mi onu? Söylüyorduk kızım. Onun yazarı burada, biliyor musun? Evet, biliyorum. Nizamlı'dan değil mi? İki üç kelime söyle cümlesini bakalım yapabilecek misin? Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Sizi de bir tanıyabilir miyiz? Ben Karamzalı'dan Mehmet Muçiş. Hayvanlar size ait mi? Evet, bana ait. Peki hayvancılıktan memnun musunuz? Nasıl geçiniyorsunuz? Tam ne yapıyorsunuz? Vallahi çeltik ekiyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Burada hepsi var bizde. Kaç tane hayvan var? Vallahi 45 tane falan var herhalde. Peki bakımınız olmuyor mu bunlar? Ya oluyor ama işte burada rahat oluyor. Bu açık mesilerde daha rahat oluyor şimdi. Sağlı çalışıyorsun ben bakımlı yani. Hani hastalandığı zaman paytarı... Ya paytar devamlı geliyor zaten. Evet. Paytar devamlı geliyor. Ne gibi hastalıklar oluyor? Ya doğumda oluyor, tamam mı? Yani karnı şişiyor, hayvanlar şey yapıyor, gaz yapıyor, belli olmuyor yani. Hayvan ne zaman insan gibi aynı, ne zaman hastalanca da belli olmuyor. Zaten iğneler hepsi burada zaten, eczane gibi. Her taraf var burada iğneler falan. Peki neyle beslediğiniz şeyler nedir? Onu ya şey, normal palet yem oluyoruz. Kendimize ezme şey yapıyoruz, arpa şey yapıyoruz, arpa ekiyoruz. Tamam mı? İşte talaş, şey, çeltik sapı da bağlattık bu sene. Saman da çok bağlı. Çeltik sapı da bağlattık biraz. Genelde ete mi, sütle mi çalışıyorsunuz? Valla sütle çalışıyoruz. Hem ete hem sütle biz. Sütlerin fiyatları nedir? Valla süt fiyatları bozuk. Fiyatları bozuk. Yani anca kendi yetiştirmiş şeyini karşılığını alıyoruz yani. Kolay gelsin. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Burada ne yapıyorsunuz? Karacalı Köyü Muhtarı Mustafa Arabacı. Köyümüzün dar olan köprüsünü genişletme işlemini yaptık. Onu da hayırsever kardeşimiz o üstlendi. Onunla uğraşıyoruz. Vatandaşa hayırlı uğurlu olsun. Balıklı Çeşme Karamzalı arasındaki bu ana yolu genişletme işlemimiz, onu yaptık. Köprümüzü genişlettik. Şimdi bir köprümüz daha var. Nasip olursa onu da önümüzdeki yıl genişletmeyi düşünüyoruz. Ona da arkadaşımız gibi böyle hayırsever kişilerden yardım da alaraktan bu işleri yapmak istiyoruz. Karaceli Köyü'nden Faruk Kurt. Köyümüzün yolunda köprümüz dardı. Çift araç geçişlerinde dar olduğu için bundan dolayı büyük sıkıntılar yaşandığından dolayı bunu genişletmek istedik. Bir hayrımız olsun istedik. Bu şekilde bir hizmetimiz olsun insanlara istedik ve bu köprüyü yapmış olduk. Muhtarım, gördüğümüz kadarıyla pirinç ekimi de var. Bahseder misiniz biraz? Tabii. Köyümüz yaklaşık 15 bin dönüm arazisi var ekilip dikilen kuru ve sulu olarak. Bunun 4 bin dönüm olan kısmı sulanabilir. Hatta kanal üstüne de verildiğinde 5000 dönüme kadar ulaşılıyor. En az 2000 dönümün üzerinde de çeltik ekimi yani pirinç ekimi vardır. Bunun dışında tanelik mısır, silajlık mısır, acı biber, takoz biber ve domates olmak üzere ekim yapılmaktadır. Görmüş olduğunuz baldo, Gönen baldosu diye geçen baldonun birçoğu yaklaşık bigadan çıkar. 90 bin dönümün üzerinde çeltik ekilimi vardır bigamızda. Bizim köyümüzden de buna katkı vardır. Yaklaşık 2000 dönümün üzerinde dediğimiz gibi çeltik ekimi mevcuttur. Ve lezzeti güzel. Gönen baldosu diye bildiğiniz çeltiğin birçoğu bigadan çıkar. Teşekkür ederim. Konuşmalarımız devam ediyor. Bakalım yanımızda kim var? Tanıtabilir misiniz kendinizi? Servet Elmacı, Karamzalar Köyü'nden. Burada doğdum, burada büyüdük. Çiftçilik yapıyorum.
Çeltik, buğday, ayçiçeği ekiyoruz. Hayvancılık da yapıyorduk. Şimdi artık yapmıyorum, yaşı ilerledi. Çeltik zor bir ürün. Yetiştirmesi, masrafları çok ağır. Fiyatları ucuz geliyor bazı yıllar. Bu sene iyi ama daha önceki yıllarda fazla bir para kazanamıyorduk. 70-100 lira civarında ekiyoruz yani. Bazı ekemiyoruz, su az geliyor. Baraj dolmuyor. Çeltiği yetiştirmek zor. Baştan sürüyoruz tarlayı, hazırlıyoruz yerini, düz yapıyoruz. Lazerle bir makineyle çekiyoruz. İçine su salıyoruz. Suyun içine de tohumu atıyoruz. Çıktıktan sonra çimleniyor bu 10 gün içinde. Çimlendikten sonra 15-20 gün içinde ilaç atıyoruz, kurutuyoruz onu. Yabancı otları ilaçla öldürüyoruz. Köyümüzde gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda bir abla var. Bir tanıtalım. Hoş geldiniz. Ben Karamzalar Köyü'nden Esra. Şu anda biz köyde hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarla ineklerimiz var işte. İneklerin her türlü bakımını biz sağlıyoruz, eşimle ikimiz. Silajını veriyoruz, sahamını yapıyoruz. Toplam ne kadar süt çıkıyor? Şu anda benim sahamım olmaz. Şu anda 30 kilo falan sütüm var. 30-40 kilo sütüm var. Şu anda hayvanlarım az yani. Bıraktık, kurumaya bıraktık. Biz alacaklar, gebeler. Şu anda ancak o kadar sütümüz çıkıyor. 30 kilo, 40 kilo o aralarda. Peki hayvancılıktan memnun musunuz? Şu anda biraz fiyatlar düşük olduğu için, yani fiyatları pahalı olduğu için biraz pek memnun değiliz yani. Fiyatlar daha yüksek olsa daha iyi olur. Yemler düşük veyahut da yem daha düşük olsa daha iyi olur yani. Hayvanların bakımını nasıl yapıyorsunuz? Hayvanların bakımını kendimiz ot yapıyoruz. Tarlaya ot ekiyoruz. Otla, silajla ezme veriyoruz kendi ürettiğimiz. Satın yem alıyoruz, palet yem alıyoruz. Bu şekilde. Aile olarak da çoluk çocuk var mı, yaşlı var mı? Evet, iki tane kızım var. Biri İstanbul'da üniversite okuyor. Birisi burada Biga'da liseyi okuyor. Bir de kayınvalidem ve kayınpederim var. Hatta kayınpederim Kıbrıs gazisi, gazilerden. Öyle bir yere kadar gitti. Geldiğinde onunla da röportaj yapabilirsiniz, yani konuşabilirsiniz. Tamamdır. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Karahamzalar köyümüzü gezmeye, tanıtmaya efendim her yönüyle devam ediyoruz. Efendim yanımızda tabii ki çok gurur duyduğumuz, özellikle şehitlerimizle iftar ettiğimiz, hepsinden Allah-u Teala razı olsun diliyoruz şimdiden. Gazilerimizle övünüyoruz ve diyoruz ki Allah razı olsun diliyoruz. Rabbim onların yüzü su hürmetine bu vatanımızı, bizi ezansız, bayraksız, vatansız bırakmasın diliyoruz. Çünkü niye? Her ülkenin belki savaşlar çıktığı zaman gideceği bir yer olur ama Türk milletinin gideceği hiçbir yer yok. Ya şehit olur ya gazi olur. Çok değerli bir gazimiz var yanımızda ve onun hatıratlarını dinliyoruz. Ama dinlemeden önce şunu söyleyeyim. Adı Mehmet, doğru mu? Mehmet Yüklü. Mehmetçe isim veren isim babası da işte burada Bahçeli Köyü'nde Mehmet Çavuş. Mehmet bu Çavuş. Kadar basit. Evet. İşte Mehmet. Yerini biliyoruz, görüyoruz, evet. Gidiyoruz. Evet, hadi bakalım ne şu Kıbrıs'la ilgili acı hatıratlarını. Biz anlat. Kıbrıs'a çıkartma yaptık. İskenderun'dan Mersin'e geldik. Mersin'de Ertuğrul gemisine bindik. Kocatepe bizim mahfuzdu. Yola çekildik. Alarga dönüyormuş gemi. Biz çabuk ne eve armadı diyoruz. Anladın mı? Sabah namazında bize emir geldi. Kıbrıs'a çıkılacak. Ayşe tatile. Ayşe de burada. Biz Ertuğrul gemisinden çıkartma araçlarına bindik. Halat merdivenden indik. Çıkartma araçlarına bindik. Ve hücum ettik. Allah 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 Allah. Çıkış evet. İçin. Karaya ulaştık. Peki korku var mıydı? Yoktu. Böyle bir heyecan vardı ama öyle korku yok. Bizi salsalardı öbür başına çıkardık iki saatte. Vay vay. Dikkatli olun ama bize. Bizi salmıyorlar. Ateşte yiyoruz. Biraz şehit de verdik. Fakat biz minferleri
Ya Allah dedik. Mevziye böyle yattık. Ama kaydırır mı diye baktık. Mehmet amca, bir kere siz tek değilsiniz. Tek değiliz. Neden tek değilsiniz? Yeşil sarıklılar sizin yanınızda zaten. Önde onlar gidiyor. Ha. Allah gittim. Allah diyoruz, yürüyoruz. Evliyalar, enbiyalar, veliler, gidiyorlar. Evet. Önde gidiyorlar. Evet. Kelleler uçuyor, kurşunlar yağıyor. Yağıyor. Nereden olduğu belli değil. Evet. Biz sureteniz, merak etmeyin, bize sakın ha dokunmayın, dikkatli olun. Evet. Gece gündüz orada 7 ay kaldım. Mesela gece nöbette. Evet. Mevzilere yattık. Anlatamıyorum. Yaralılar geride kalıyor. Evet. Onları yaralıları arabalar topluyor geri. Fakat biz hücum ettik ileri doğru. Yürü Allah yürü. Peki bağlantıyı neyle, bağlantıyı nasıl yapıyordunuz? Bekardık. Değildik o zaman. Bekardık. Değildik geldiğine. Gelince mi evlendiniz? Gelince. Nasıl buldun? O beni buldu. Kara. Aynı köyün içinden. Senin adın ne? Zeyniş Yüklü. Gözlerin nazar yapmıyor değil mi? Hayır ben Romanya toprağından ben. Ha, Romanya'dan. Romanya bizim toprağımız. He. Anladın mı? Bu da Kıbrıs Harbi'ne girdi işte. Ben de Kıbrıslı oldum onun gibi. Burada nerede tanıdın onu? Benim mahallem şurada. Onun çok az bir aramız var. Çeşme başında falan değil. Çeşme başı. He. Çeşmebaşı. Kıbrıslı olduğu için tanıdım onu ben. Sen mi haber yolladın? Bu mu haber? Ben haber yolladım. Sen haber yolladın. Ben haber yolladım. İşte. O Kıbrıs'ta da Mehmet Aga'da benim gözüm var. O şimdi bak şunu söyleyeyim ben sana. O Kıbrıs Harbi'ne girdi geldi. Ben bunu hep söylüyorum 45 senelik evliliğimde. O bilmiyor Kıbrıs'ı, ben daha güzel biliyorum. Bana anlattı. Yani iyice beynime işledi. Anlat bakalım. İşte ilk önce bu Gölcük'te askerdi. Gölcük'ten sonra bunlar Mersin'e gidiyor. Mersin'den İskenderun'a bunları harbe sevk eden Bülent Ecevit'ti. Evet. Ayşe tatile dedi, biliyor musun bunları? Bülent Ecevit'ti. Bunlar Kıbrıs'a çıkartma yapacaklar. Ama Rum denizin boyuna yığma yaptığı için Bülent Ecevit demiş ki sağ bölgeye değil de soldan vuracağınız mesela mevkisi başka olacak. Bunlar Kıbrıs'a şeyden büyük Ertuğrul gemisinden suya apıtlıyorlar. Ondan sonra ben buna soruyordum. Suya atlayan asker ne yapıyor? Ölen ölüyor, kalan çıkıyor diyordu. Bir tank gelmiş, o tankı vurmuşlar. Onun bu tank neden duruyor demiş Rum. Arkadan bir tank gelmiş, onu da vuruyorlar. Üçüncü tank geliyor. Üç tane tank kuyruk kuyruğa oluyor. Elbise yatıyor üstünden. Sivil eski askeriye elbiseyi atıyor üstünden, sivil oluyor. Fethiyeli Eşref Tümen'de biz bunu esir aldık. İki tane askeri sol bacağından vurduk. Askeri. Sen torunum oluyorsun. Torunum. Bir gelsene, bir şey soracağım. Gel şuraya arkaya. gel yavrum, geç. Şimdi sevgili izleyicilerimiz bakın çocuğun adı bile torunun acıdı. Şuraya gel aşağı dön. Sen uzun boylu oldun öyle. Onlardan bilgi aldı bölük komutanı ve bunları öldürün dedi bize. Biz de öldürmedik, insanlık namına götürdük, esir kampına verdik. Bu senin çocuk mu? Yok. Onun babası yok burada. Evet, küçük oğlumun bu, küçük oğlumun. Küçük oğlum. İsmini kim koydu? Ben. Ben de tahmin ettim. Yiğit Yüklü. Yiğit olacak dedim ben. Dede gibi. Yiğit olsun dedi. O da yiğit olsun dedik. Anladın mı? İnşallah o da anladın. Seni bir tanıyamıyorum. Ne diyeyim ki? İsmin ne, adın ne? Yiğit ismim. Soyadın? Yüklü. Okuyor musun? Evet. Peki bu kahramanlıkları bak ne güzel. Yaşayan tarihi var yanımızda. Ara sıra dinliyor musun? Bunu? Anlatıyor bana da. Anlatıyor. Beynine giriyor. Değil mi? İnşallah Türk milleti olarak biz korkusuz bir milletiz. Tek evet. Tekrar bunları yaşamayız inşallah. Yani. Yaşamayız yani. Tekrar İstiklal Marşı yazdırmasın diliyoruz. Tek kelime istemiyoruz. Bayrağımız inmesin bizim yani. Türk bayrağımız inmesin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yani biz bunun arkasındayız. İşte bu. Dualarımız hep böyle. Efendim bu nedir Mehmet amcamız? Efendim Gazi. Elinde silah, süngü, savaşa gidiyor. Peki bu kim? Bu da arkadan dua ordusu. Evet. Dua evet. Ediyor. Şimdi şu var bir de. Biz bekardık ama Romanya'dan biraz da akrabalık var. Bir de komşuymuşuk. Mehmet'in mektupları geldiği zaman mesela
74'te harbe girdi ya, annesi babası okuma yazması bilmediği için mektuplar bana geliyordu. Bilmiyor musun okuma? Hayır yani, hayır. Mehmet'in annesi babası Mehmet'in bilmiyordu. Annesi, şimdi yürek, bak şimdi yanlış anlamayın, yürek yaralı yani oğulları bir evlat, evet. Kıbrıs'a harbe gitti. Oradan mektup geliyor ama anne baba okuma bilmediği için mektubu alıyorlar, ağlayarak bana geliyorlar. Ben şimdi mektubu okuyorum. İşte şöyle oldu, böyle oldu dediğin gibi. Anne baba, yani Mehmet'in annesi babası okuma yazma bilmediği için bir de bakıyorum bir kağıt almışlar, bir kalem almışlar, gene bana geliyorlar. Ben mektup yazıyorum. Anneleri söylüyor, yani anne baba ne söylüyorsa Kıbrıs'a postalıyoruz. Anladın mı? Ama o zamanlar böyle bir sevgi, saygı bir şey yoktu. Yani sonradan oldu dediğin gibi. Mehmet zaten 5 yaş benden büyük. Bir yabancılık bilmiyorduk. Nasip böyleymiş. Evet. 45 seneden beri evliyiz işte. Allah-u torunlarımız Teala, var. Allah-u Teala ahirette de evet, beraber olacağız evet, inşallah. Evet, evet. İlk çıkışta bize yemek vermediler. Tuzlu hap verdiler. Herkese onları kullandık. Açlık ve susuzluk yerine. Onun için diyoruz ki şehitler ölmez. Evet. İşte vatan konu bölünmez. Bu. Vatan bölünmez. O kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden ayrılmayınız, programımız devam ediyor.